F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığı ABD tarafından askıya alınan Türkiye, Milli Muharip Uçak Projesi'ndeki çalışmalarına hız verdi. Tasarım çalışmalarına başlanan uçağın motoruna ilişkin dikkat çeken adımsa geçtiğimiz günlerde atıldı. Savunmadaki Türkler programı bu hafta Milli Muharip Uçak'ta ortaya çıkan heyecanlandıran gelişmeyi gündemine aldı. Türkiye savunma sanayide tarihinin en büyük projesi için kolları sıvadı. ABD, Rusya ve Çin'den sonra listeye Türkiye'yi de ekletecek dev projeyle savunmada yeni bir dönem başlayacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak 2023 yılında hangardan çıkacak ve yerli olarak geliştirilen motorda ilk çalıştırma 2026 yılında gerçekleştirilecek. Maliyetinin 15 ila 20 milyar dolar arasında olacağı tahmin edilen dev projede sürpriz bir gelişme yaşandı. Uçağın motoru için 80 mühendis yoğun bir şekilde çalışma yürütürken alt sistemlere ilişkin seçimler de gerçekleştirildi. Projenin hızlandırılması için harekete geçen TUSAŞ ise 5. nesil savaş uçağının motorunun yapım için yeni nesil teknolojileri kullanmaya hazırlanıyor. Son yıllarda ciddi anlamda ilerleme kaydeden 3D yazıcıların kullanım alanları da giderek yaygınlaşıyor. Çok sayıda sektörde kullanılan teknoloji, savunma sanayinde de özellikle ciddi anlamda zaman tasarrufu sağlamasından kaynaklı öne çıkıyor. 2 F-16 motorundan daha büyük motora sahip olan Milli Savaş Uçağı'nın motorunda yoğunlukla titanyum kullanılacak. Büyük ebatlardaki titanyumun preslenmesi içinse 3D yazıcılar devreye alınacak. Presleme işlemi 3 boyutlu yazıcıyla vakum altında yapılacak ve ortaya Milli Savaş Uçağı'nın motoru çıkarılacak. 2029 yılı itibariyle ilk uçuşunu yapacak Milli Muharip Uçak'ta ilk teslimatın 2030 yılında yapılması planlanıyor. Milli Muharip Uçak radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilecek. Kokpiti tek kişilik olarak tasarlanan Milli Savaş Uçağı, çift motorlu radara karşı düşük görünürlük, gövde içi silah taşıma özelliği, gelişmiş uçuş ve atış sistemleri, çift fonksiyonlu radar ve elektronik harp kabiliyetine sahip olacak. Sergilenen mock-up'la ortaya çıkan Milli Muharip Uçak, çift kuyruk, çift motor ve köşeli yapısıyla dikkat çekiyor. Üstün özellikleriyle tam bir savaşçı olan uçak, 21 metre uzunluğa, 6 metre yüksekliğe, 14 metre de kanat açıklığına sahip bulunuyor. 55 bin feet irtifaya çıkabilecek uçak, sesten 1.8 kat daha hızlı uçabilecek. Öte yandan uçağın burun kısmına Aselsan tarafından üretilecek radar yerleştirilmesi planlanıyor. Aselsan ayrıca Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak elektronik harp sistemi ve elektrooptik 360 derece gözetleme sistemini de geliştirecek. Türkiye'ye LİK atlatacak proje kapsamında üretilen uçak, uçan bilgisayar olarak da adlandırılıyor. 5. nesil savaş uçağının beyni için 500 mühendis 20 milyon satır kod yazacak. TÜBİTAK'sa uçak için yeni nesil bir görev bilgisayar sistemi geliştiriyor. Uçakta radarda görünmezlik özelliğini güçlendirmek adına silahların gövde içinde taşınmasını sağlayan bölümler de düşünüldü. Milli savaş uçağı, 4'ü gövde altında, 4'ü de gövdenin yanlarında olmak üzere 8 adet orta ve uzun menzilli füze taşıyabilecek. Radarda görünmezlik özelliğinden feragat edilebilecek durumlarda kanat altında 4 ayrı silah sistemi daha taşıyabilecek. Milli Muharip Uçağı'nın taşıyacağı tüm silah ve füzelerde yine Roketsan üretimi yerli ve milli ürünler olacak. 5. nesil çok rollü savaş uçağı, sahadaki üstün hava hakimiyetini ise yapay zeka ile artırılmış muharebe gücüyle sağlayacak. Milli savaş uçağı şu ana kadar üretilen veya üzerinde çalışılan 5. nesil savaş uçakları arasında en büyük uçak olma özelliğini de taşıyor. F-16 tipi savaş uçaklarının kademeli olarak yerini alacak olan projeyle Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil savaş uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkelerden biri olacak.